Vay arkadaş ya. Bu ne mahirmiş ya. Bize ihtiyaçları yokmuş. Böyle huzurları yerindeymiş, öyle mi? Hadi bakalım Odri meydan. Nasıl ciddiye alacaklar seni? Tok acıkmaz mı hiç İbo? Ha? İhtiyaç yoksa o ihtiyacı biz doğuracağız. Net. Oğlum buraya bakın. Sen de bak İbo. Açın. Konuştuğumuz gibi mahallenin huzurunu bozacağız. Bozacağız ki tekrar yapabilelim. Değil mi İbo? Ayten Hanım'ın kahvesine kumara çökeceğiz. Gece olunca da boş gördüğünüz evi mevi soyun. Mahallenin kızları güzel oldu. Hepsi bir içim su. Elleyin elleyebildiğinizi. Ne bileyim, yemek kim para vermeyin. Üstünüze başınıza bir şey alın lan. Hesabı ödemeden çıkın işte. Velhasıl pasajın da mahallenin de huzuru bozulacak. O huzur bozulacak ki aman Necdet yandık. Gel kurtar bizi desinler. Anlatabiliyor muyum? Gelip bu kucağa oturacaklar. Haydi. Kur'an çarpsın korkulu senden lan. Bana viski ver İbo. Vereyim. Bakalım bu çok güvendikleri Mahir hepsine yetişebilecek mi? Tek başına. Hepsine. Opa! Sen polis misin? Evet. Gel. Okul arkadaşın olmadığını kimseye söylemem. Seni yaramaz. Bir pabuç kadar oldu maşallah. Hoppa! Hey balon! Balon alacağım. Dur. Al bakalım. Okul arkadaşın oldu mu sayı? Daha münasip bir alan bulamadın mı? Çocuklar bile güler. Öyle yaptı zaten. Güldü. İlk defa okulu kırıyorsun değil mi? Bilmem. Neyin oluyorum senin? Biz gitsek mi? Biraz daha kalsan. Yani kalsanız. Delikanlı halinden memnun gibi. Hı? Ben de. Ben bir evi arayayım. Annemler gelmiş mi diye. Tamam, biz buradayız. Hayrola genç adam? Seninle bir anlaşma yapalım. Dinliyorum. Cebimde bu kadarcığı var. Ama evde bir sürü var. Teklifin nedir? Madem polissin, dedemi kurtarırsan bütün misketlerimi sana veririm. Pardon. Merhaba. Siz Cumhuriyet Balosu'ndaki solistiniz değil mi? Alev. Ay ben o gece size ne hayran kaldım. Başka bir yerde çıkıyor musunuz? Eğer çıkıyorsanız mutlaka arkadaşlarla gelip dinlemek isteriz sizi. Yok çıkmıyorum. O bir gecelik bir şeydi. Ay öyle mi? Çok üzüldüm buna. Pardon, siz burada Mahir diye birini tanıyor musunuz? Mahir mi? Hayır, tanımıyorum. Peki, teşekkürler. İyi günler. Size de.
Salih Bey. Şimdi Çişki Azmi ifadesini alan polisi çağırttım. Bakalım neler anlatmış. Konuşmuş mu? Gel. Hakim Hanım. Evet, getirdiniz mi ifadeyi? Maalesef hayır. Neden? Kazım Davut dün gece kumarhanede öldürülmüş. Peki ne oldu şimdi bu şiş kazım sıkıntısı? Halledildi. Ay iyi, hala. Yalnız Turgut'cum, şimdi şiş kazımı yok ettin ama kaç adamı var bunun? 10. 20. Hepsini ortadan kaldıracak mısın? Ya, tabii ki adamlara üzülmüyorum ama yani işin dikkat çekmesinden imtina ediyorum. Feride ipin ucunu yakaladı, sonunu getirecek. Ben sana söylemiştim Savcı Bey, kızım inatçıdır, bu davayı ona vermeyelim. Şimdi olaya vakıf olalım derken müdahil bile olamıyoruz. Haklısınız beyler. Mafih benim de düşündüklerim var. Evet. Feride ve iç işlerinden olan o adam ensemizde. Ama ne vasıtasıyla? Başsavcı cinayeti. Dosya kapanırsa iç işleri rahatlar. Feride kendine başka bir meşgale bulur. Biz de eski günlerimize döneriz. Peki nasıl olacak bu iş Turgut'cum? Cezaevindeki bir adamı öldürmenin tek yolu dar ağacı değil. Kim buraya gider? Bir kavgada bıçaklanır. İntihar eder. Yani şimdi sen Nazif Kara'yı öldürelim mi diyorsun? Evet. Nazif Kara ölür, bu dava biter. Görgü tanığı yok mu? Hiç kimse mi görmemiş? Şiş Kazım abdesthaneye gitmek için kalkmış. Sonra da bir silah sesi duymuşlar. Tekel. Bir bakmışlar adam 2.80. Vuran? Kimse yokmuş. Yalnız diyorlar. Öncesinde kavga ettiği, tartıştığı biri olmamış mı? Şüphelendikleri biri. Yok, olmamış. Evveliyatında bir sürü hasmı varmış tabii. Ama hangi birini sayalım diyorlar. Durdular, durdular. Bizim adamı sorgulayacağımız gün mü hesap kestiler yani? Su tesisi su yolunda kırılır. Bu kadar yalın. Evet, kötü bir tesadüf ama sonuçta bir tesadüf. Yapmayın Feride Hanım. Gir. Çok affedersiniz. Yanlışlık oldu. Rica edeceğim ama. Yürü Ayten, yürü. Müsaadenizle. Bizimle konuşmaması için susturdular. Zaten konuşmamıştı ki. Adamı bulmamız, oraya gitmemiz bile buna yetti. Tamam gidelim, kendimiz öğrenelim. Olay nasıl olmuş? Muhakkak bir gören vardır. Bir ipucu... Salih. Biz davanın savcısı değiliz. Bu söylediklerini savcılar yapar, hakimler değil. Tamam o zaman, siz gelmeyin ben giderim. Feride, çok az zamanımız kaldı. Sadece 2 hafta. Nazif Kara mı başsavcıyı öldürdü? Ne onu öğrenebildik, ne de cinayetin nedenini. Feride ve iç işlerinden olan o adam ensemizde. Ama ne vasıtasıyla? Başsavcı cinayeti. Dosya kapanırsa iç işleri rahatlar. Feride kendine başka bir meşgale bulur. Biz de eski günlerimize döneriz.
Peki nasıl olacak bu iş Turgutçuğum? Cezaevindeki bir adamı öldürmenin tek yolu dar ağacı değil. Kim vurduya gider? Bir kavgada bıçaklanır. İntihar eder. Yani şimdi sen Nazif Kara'yı öldürelim mi diyorsun? Evet. Nazif Kara ölür, bu dava biter. Ölüm sessizlik getirir. Hem bizim için hem de iç işleri için. E Turgutçuğum, bizim senden istediğimiz de bu. E kimse ayağımıza dolanmasın. O vakit ben de işimin başına döneyim. Müsait olursan uğra akşam. İyi çalışmalar Sayın Bakanım. Size de Savcı Bey. Turgut'a karşı bir itimat sorunu mu var Sayın Bakanım? Artık iş konuşabiliriz Çetin'cim. Mevzumuz çok dağıldı. Hay hay. Emin misin? Bu yola birlikte girdik Salih. Hakikati araştırıyoruz ve ben ne gerekiyorsa yapacağım. Her gece dua ediyorum baba. Allah'ım benim ömrümden al, babamın ömrüne kat diye. Sus, ilk Nurum. Deme öyle. Sırasıyla nasip etsin. Evlat acısı göstermesin bana. Siz vazgeçerseniz bana gösterecek ama. Kararım kat'i baba. Adı Umut olsun. Baba. Adını kulağına ben okuyacağım torunum. Tamam, seni bıraktım. İçeri girdin, ne diyeceğiz? Ne diyeceğim? O benim nişanlım derim. Bırak peşini derim. Derim yani bir şeyler. Allah Allah. Kimse Mahir'in peşinde değil ki kızım. Bu senin üstü kuruntun. Hadi Ait. Hadi kızım. Senin burada durmaman gerek. Niye? Metresini görürüm diye Merdal abi. Büyük hata ediyorsun Ayten. Zaten ben ne yapsam hata kabahat. Mahir her zaman sütten çıkmak karışık. Bahar, biz dışarı çıkıyoruz. Tamam Hakim abi. Sana saygım sonsuz ama çok rica edeceğim, beni bırak, ben gireceğim içeri. Ya Ayten, illa bana söyleteceksin kızım. Sen o kadın kim biliyor musun? Nazif babanın davasına bakan hakim. Beni gelip sorguya çekti. Aranız bozulmasın diye Mahir'e demedim. Ama ileri gidiyorsun artık. Buraya gelmen büyük hata. Mahir senin buraya geldiğini duysa seni terk eder. Bilmiyordum. Bilmiyordum ki ben. Ben o kadının hakim olduğunu bilmiyordum ki. Şimdi öğrendim.
Rahatladın mı? Bak Erdal abi, kurban olayım. Ne ben buraya geldim, ne sen beni gördün, tamam mı? Yok, ben saklayamam. Erdal abi, Mahir duyarsa beni terk eder, lütfen. Git artık, lütfen. Millete kafi derecede afişe olduk. Tamam, ama söylemeyeceksin, söz mü? Ayten bilmiyorum. Düşünce. Abi, beklettin mi? Vay Necdet, tipin değişmiş ya. Neredeyse tanıyamayacaktım. Öyle bir çeki düzen vereyim dedim ya. Olmamış mı? Emanet olmuş, tam oturmamış. Yapma abi, jilet gibi oldum. Ama bedelini ödersen giydiğinin, yediğinin hakkını verirsen her şey yakışır Necdet. Emanet olmaz, senin olur. Şişki ağzımı indirdim abi, nedir? İlahi Necdet. Taş attığında kolun mu yoruldu oğlum? Böyle basit bir cinayetle bu bedel ödenmez. İsim alayım. İşte bak, en sevdiğim özelliğim bu. Çabuk kavruyorsun meseleyi. Kurbanın kanını katilin kanı temizleyecek. Nazif Kara'nın işini bitir. Abi, bu çok tehlikeli yalnız. Mahir babasını öldüreni bulursa ibret olsun diye yedi düvelde Beyoğlu'nun merkezini asar. Vay be, şu Mahir'e bak sen. Korkmamız icap edecek kadar tehlikeli mi bu Mahir? Hı? O kadar baba yiğit mi ya? Öyle mi Necdet? Korkmalı mıyım? Yok abi, mahalle serserisi, delikanlı yani. De abi, babası ya, azacak. Hallederim onu. Hallederim. Demek ki işini temiz yapacaksın. Arkanda kırıntı bırakmazsan karıncalar yolu bulamaz. Gece bu iş bitti diye haber bekliyorum senden Necdet. Hapishaneye çek. Soru sormak konuşmak yok ki, anlaşmadık mı? Songül, bir dur. Bari ben bırakayım eve. Olmaz. Bir gören olur. Evin yakınında bir yere bırakayım. Gerek yok. Yürüz biz. Songül. Ne oldu böyle birdenbire? Acelen ne? Kaçar gibi. Daha geleli bir saat oldu olmadı. Annemler gelmiş. Geciktik. Delikanlı. Görüşürüz. Arabayı ben kullanıyorum Salih. Göremem ki öyle. Affedersin. İyi mi böyle? İyi. Bir şey mi oldu? Yok. Ha, anladım. Tedirginsin sen hala. Merak etme, ben 4 yıldır araba kullanıyorum zaten. Sahi mi? Sahi. Ayvalık'ta öğrenmiştim ilk. Hmm.
Ne işin vardı orada? Görev. Babam öğretmişti kullanmayı. Uf, geç kalacağız. Saat 2'de teftiş kurulu başkanıyla randevumuz var. Bir şey çıkacak mı sence? Bilmiyorum. Süleyman abi aramızdaki çürük yumurtayı tespit etmişse bildirmiştir. Eğer soruşturma başladıysa ne olur? Ne olur? O şahıs yargılanır. Eğer suçluysa görevden alınır. Bu bile cinayet nedeni olabilir. Süleyman Bey ölürse kimse gerçekleri öğrenemez. Evet. Ama ben adliyeden kimsenin böyle bir cinayeti işleyeceğine ihtimal vermiyorum. Bak teyzeciğim, bir daha söylüyorum. Yasin'den kimseye bahsetmek yok. Bahsedersen seni bir daha Luna Park'a götürme. Götürme. Ben sana küstüm zaten. Nazif yapma böyle. Konuşsaydım polisle. Karadayımla o polis abi kurtaracaktı dedemi. Aa bak Nazif sakın ha. Hele abime söylersen vallahi kaçar giderim evden. Nazif yürü. Evde konuşuruz. Yavrum, şekerci mi baban senin? Ne diyorsunuz siz? Rahat bıraksanıza bizi. Baksan bacaksıza, döveceksin mi lan bizi? Tek tek girseniz tabii de veririm. Nazif, yürü. Afiyetle kardeşim. İnşallah. Sen de al. Hacı Bekir lafın mı? Afiyet olsun. Neye borçluyuz bu mübareği? Güneşli günler göreceğiz umuduna. Faruk. He. Ziyaretçin var. Sen de alsana gardiyan efendim. Kızın müjdeli haber getirdi anlaşılan. Kimmiş? Necdet Güney. Necdet mi? Ya iki dakika ayrıldım yanlarından. Sen Nazif Yasin'e ne dese beğenirsin? Madem polissin dedemi kurtar. Ya biraz daha geciksem her şey ortaya çıkmıştı. Şüphelenmedi Allah'tan. Ya bir yandan da yalan söylediğim anlaşılacak diye korktum. Düşünsene babam kahveci dedim. Bir öğrense demez mi bu kız babası böyleyken benimle nasıl geziyor diye? Ya bunları anlatıyorum da bir yandan kalbim sıkışıyor. Hakikaten babam bu haldeyken aşk benim neyime? Dur diyorum kalbime ama söz geçiremiyorum. Bu yüzden hiçbir işim rast gitmiyor. Öyle değil mi Ayten abla? Sen niye ağlıyorsun? Ben Mahir'i kaybediyorum Songül. Her geçen gün katre katre kopuyor benden. Üstelik hepsi benim suçum. Ondan boş yere şüphelendim. O kadın kim çıktı biliyor musun? Nazif babanın davasına bakan hakim. Benim onun yüzünü kendime döndürmem gerek. Demek ki yalansız, sırsız aşk olmuyor. Geçmiş olsun Faruk kardeş. Başlatma lan kardeşine! Ne var lan, niye geldin? Celallenme hemen, teklifim var. Ne o lan? Dünya tersine mi döndü? Tersine, gerisine, berisine. Sen güzel kafanı yorma. Başın ağrır sonra Faruk. Senin kaç yılın var Faruk? Mahkemeler sürüyor. Ben de leş çok. Ya. Ben de diyorum ki, benim dediğimi yaparsan seni ilk mahkemede çıkarırım.
Fırsatçı dümbelek seni. Dalyanı indirteceğim bana değil mi? Çakal. Tabii alıştın afilli elbiselere. He? Altında adamlar, racon kesmeler. Nazif Kara'yı indireceksin. Üç kuruşluk adam. Geçmiş karşıma bir de. Yok ki bana Nazif'i indireceksin. Yok üç gün sonra seni buradan çıkaracağım. Sen kimsin lan it? Bir de geçmiş karşıma pazarlık yapıyor. Gardiyan! Boş yere bağırma. Bu görüş ben bitti demeden bitmeyecek. Gardiyan! Görüş bitti. Aç kapıyı. Yapabilir misin? Onu söyle. Yoksa başka bir mi bulayım buradan çıkmaya hevesli? Hı? Kabul, anlaştık. Yalnız bana emanet lazım. Son aramada bütün hepsi gitti. Gardiyan! Görüş bitti. Alma pusu. Ha bu arada emanette kuzu bıraktım. Afiyetle ye. Eyvallah. Bana Dalyan Rıza'yı çağır. Yeni geldim unutma. Bir başına gidilir mi? Bilmiyor musun tehlikeli olduğunu? Anne... Neden haber vermedin? Ha? Ya başına bir şey geleydi kızım? Mahir duysa senin tek başına hapishaneye gittiğini ne yapacaksın kızım? Görüşebildin mi babamla? Çıktı mı yanına? Aa, bunun da haberi varmış. Aferin size. Akşam verirsiniz hesabını Mahir'e. Anne, bir dur bir nefes al Allah aşkına. Gördün babamı. Ne? Nasıl? İyi mi? Bize bir şey dedi mi? Çok selamı var hepinize. Anne. Torunun sana küstü dedin mi? Bana bir şey dedi mi? Dedi. Çok seviyormuş seni. Bir de çok özlemiş. Biz gidersek bizimle de görüşecek mi? Nasıl kırdın inadını sen? Torunundan haber getirdim dedim. Mı? Ama ben dedeme bir şey göndermedim ki. Bu sefer kardeşten. Gece saat 9 gibi olmuş Fukurat. Mekan sahibi de burada yokmuş. Polis intikal ettiğinde mekan hemen hemen boşmuş. Görgü tanığı az yani. Evet. Ama mekan sahibi Murat Bey burada. İsterseniz ona sorun. Murat Bey! Buyurun. Kağıt mı oynuyordu Şişkazım? Pişpirik. Çayına çorbasına. Kim kazanıyordu? Şişkazım hepsini yutuyordu. Yani... Öyle söylendi bana. Kimi öldürdün? Sen az önce bana ben yokum demedin mi? Biz işlerimizi devleti, polisi, hakimi karıştırmayız. Kol kırılır, yen içinde kalır. Her vukuatta size gelseydik sokakta adamımız kalmazdı. O reddettiğiniz düzen dikkat edin sizi yutmasın. Beyefendinin derhal yeniden ifadesi alınsın Sayın Savcım. Tabii ki.
Her türlü ifade alabilirsiniz. İfadem tektir. Asla da değişmez. Ulan. Akşam burada ne oldu biliyorsun. Biliyorsun ama susuyorsun. Hikmet, avukatı ara. Ara da gelsin. Salih Bey. Gidelim. Sen öyle bir bakıyorsun ki ben bile korkuyorum gözlerinden. Adam yalan söylüyor bir de üste çıkıyor. Şerefsiz. Tamam, sayende anladık yalan söylediğini. Ama ben olmasaydım ne yapacaktın? Adamın üzerine mi çullanacaktın? Gırtlağını basıp mı konuşturacağız? Allah Allah. Salih, biz burada hukuku, adaleti temsil ediyoruz. Kaba kuvveti değil. Varsa bir açığı zaten ifadesini alırken ortaya çıkacak. Bak gene öyle bakıyorsun. Salih, korkutuyorsun beni. Memur bey. Burası derhal mühürlensin. İçeride kumar oynatılıyor. Ayrıca savcı beyle konuşacağım. Hemen yeni bir soruşturma başlat. Emredersiniz hakim hanım. İyi görevler. Sağ olun. Gerçekten korkutuyor muyum ben seni? Bazen. Yani öyle bakınca. Kendim için korkmuyorum tabii ki. Ama ne yapacağını kestiremiyorum. Affedersin yani ben seni korkutmak istemem ki. Böyle bak işte. Bu daha iyi. İnsan da hep böyle bakamaz ki. Nereden geldi bu? Bilmiyorum abla. Adres burası. İyi peki. Teşekkürler. Nazif. Gel hadi. Ebe'ye kadar gidip geleceğiz oğlum. Ben gelmeyeceğim. Halil'le oynayacağım. Çok uzaklaşma olur mu? Buralarda oynayın. Son dakikaya geleceğiz.
şey mi oldu Salim? Yo. Seni rahatsız eden bir şey var. En azından bu kadar tanıyorum seni. Feride, şu ilerden dönsene. Hem daha kesin. Olmaz, bilmiyorum ben o yolu. Ben tarif ederim. Olmaz. En kısa yol şoförün bildiği yoldur. Dön Feride, rica ederim. Bir kere de itiraz etme. Geç kaldık diyordum. Bak en az 15 dakika kazandık. Bize de düşer herhalde. Pişince atarız sana da bir kemik. Oo Faruk ağa, ziyafet mi var? Bugün de herkes bir şey kutluyor. Sabah lokum, akşama dayet. Adam vardı da onun kurbanı. Şimdi 2 dakikada parçalarız bunu. Ben hemen aşağıya götüreyim. Sen bırak. Sen parçala. Eski kasaplardan kim kaldı? Al bunu aşağıya götür. Böyle parçalanmasına yardım et ha. Hadi dağılı siz de. Hadi. Maşallah. Bu gece Nazif'in işini bitirmeni istiyorum. Allah kabul etsin. Hadi bakalım. Allah kabul etsin. Salih gelmişken bir yemek yiyelim. Çok acıktım ben. Tamam. Böyle geçelim istersen. Tamam. Sen böyle geç. Benim 1-2 dakika işim var. Gidiyorum. Hı hı. Telefon açabilir miyim? Tabii ki efendim, buyurun. Sağ olasın. Alo. Abi benim. Ne haber Mahir'im? Abi sen Feride Hanım'ın odasına niye girdin bugün? Bana bir şey mi ima etmeye çalıştın? Sonra çıkışta baktım, arandım seni ama göremedim. Bir sıkıntı mı var? Yok aslanım. Harbiden yanlışlık oldu. Ben bir şeyler seçtim, sen ne yiyeceksin? Bakalım neler var. Lahana dolması. Güzeldir herhalde. Salim. İnanamıyorum. Nereden öğrendin? Neyi nereden öğrendin? 3 gün sonra doğum günü olduğunu. Bu senin sürprizin değil mi? Çok özür dilerim. Affedin. Bir yanlışlık olmuş. Boş bulundum. Ya niye kusura bakayım? Keşke ben yapsaydım. O kadar çok sevindin ki. Hatta bu gülümseyişini daha önce hiç görmemiştim. Of, çok utandım Salih ya. Ne var utanacak canım? Utanma, ne var utanacak? Ben sürprizleri severim. Bir de 3 gün sonra doğum günüm olunca sen böyle bir sürpriz yaptın sana. Kusura bakma. Feride Hanım. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun.
Rahmetli başsavcı birkaç kere bizim başkanı aramış, buluşmak istemiş. Adliyede suç örgütleriyle ilişkisi olan memurları tespit etmiş. Peki bu kişiler kimlermiş, belirtmiş mi? Maalesef hayır. Emin olup soruşturma açtıktan sonra bize aktaracakmış. Ama ömrü vefa etmedi işte. Bu bile çok mühim bir malumat. Artık içimizde hainlerin olduğu kesinleşti. Dilerim ki muvaffak olursunuz Hakime Hanım. Umarım. Ben başka bir şey yoksa müsaadenizi isteyeceğim. Çünkü bir görev için Ankara'ya gitmem lazım. Kusura bakmayın. Rica ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Memnun oldum tanıştığımıza. Ben de. İyi yolculuklar. Sağ olun. Şüphelendiğin birileri var mı? Bilmem, hiç düşünmedim. Kimseyi zan altında bırakmak istemem. Ama senin var gibi sanki. Ben de kimsenin günahını almak istemem ama. Ama? Hadi devam et, söyle. Senin dışında herkes olabilir. Teşekkür ederim. Turgut Bey bile olabilir mesela. Fevkalade yanılıyorsun. Ve sana yanıldığını ispat edeceğim. Bu sefer ben kullanayım mı? Neden? Yoruldun sen. Peki. Teşekkürler. Evet. İspatını bekliyorum. Bak bakalım Dalyan Rıza'yı kim yakalatmış? Kaçakçılık çetesine savcı Turgut Akın'dan büyük darbe. Uzun zamandır yürütülen gizli soruşturma sonucunda kaçakçılık çetesine büyük darbe vuruldu. Bu başarılı işe imza atan Cumhuriyet Savcısı Turgut Akın halkın kahramanı ilan edildi. Demek ki Turgut abi de bizden. Yani onu iledik. Öyle görünüyor.